Selamlar Esenlikler Tarih Obası Mikrofonu daha da yaklaştırmaya çalışıyorum gelmiyor İnşallah sesim yeterince iyi geliyordur Hepinize iyi akşamlar diliyorum En son Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın cadısında birlikteydik Bu akşam da Yıldız ve Arş katıl üyelerimizin seçimi ve sponsorluğu sayesinde yeni bir yoğun tarih serisi başlıyor Eski hekimlerden şifa reçeteleri Evet, umuyorum Arzu ettiğiniz kadar verimli geçer bu yayında. Size böyle antik Yunan'dan ve İslam orta çağ tıbbından güzel güzel bilgiler paylaşacağım. İçeriklerin açıklamasını da yapacağım sizlerle. Güzel güzel konuşacağız. İnşallah tatlı tatlı bilgileneceğiz arkadaşlar. Ses iyi deniyor. Şimdi doğrudan konuya gireyim isterseniz. Öncelikle canlı yayın da izleyenlere teşekkür ediyorum kayıt izleyicilerine teşekkür ediyorum İçeriklerimizi beğenirseniz videolarımızı beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayınız e, ayrıca da kanalımızın izleyicilerinin bir kısmı hala abone değil hatırlatayım buyurun abone olun içerikleri kaçırmayın ayrıca beni instagramdan da takip edebilirsiniz ceren c sungur şimdi yıldız ve arş üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum gerçekten de e, bu yayınları yapabilmemi katıl üyeleri sağlıyor en çok Katıl üyesi değilseniz ve destek olmak isterseniz video beğenebilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Bu da yeterli. Başımın üstünde yeri var. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Oğulcan şöyle sormuş şu anda sohbet ekranında. Ceren Hanım kalp yaramıza şifa bulacak mıyız? Evet bulacaksınız. Bulacaksınız. Vaat ediyorum. Kalp yaralarınıza da şifa bulacaksınız. Bu bölümde değil. Ama üçüncü bölümde bulacaksınız o şifayı diye düşünüyorum. Ama kalp yaralarınıza da şifa bulabilmek için bu bölümü izlemeniz gerekiyor. Yani bu seriyi baştan sona izlerseniz gerçekten kişisel gelişim adına ciddi bir ilerleme kaydedebileceğinizi düşünüyorum ben. Ayrıca da mis gibi tıp tarihi. Daha ne olsun yani? Sesim biraz az gibi. Getirdim şuralara. Tamam. Mikrofon burada dur. Bana itaat et mikrofon. İtaat et mikrofon. Kaçıyor. Neyse bağırırız, çağırırız, hallederiz. Ses iyi denmişti. Okey, dikkatimi dağıtmıyorum. Başka var mı? Başka nasıl şifalar arıyorsunuz? Peki ruhsal şifa bulacak mıyız demiş Hilal. Zaten ruhsal şifa dediğiniz şeyi bulacağınızı vaat ediyorum sizlere. Hipokrat okudum tekrar. Galen okudum. i̇bn Sina okudum. Ebu Bekir'e Razi okudum. Bir de üstüne El Belhi okudum arkadaşlar en güzel, en can alıcı noktalarını sizler için toparladım. Şifreler, sırlar bende diyormuşum. Yok ya. <laughs> Bugüne kadar duymadığınız bir şey duyacağınızı zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Zannetmiyorum. Ama farkındalığınızı yükseltmeyi vaat ediyorum. Öyle söyleyeyim yani. Farkındalığınız yükselecektir diye düşünüyorum. Bir eczacı olarak fitoterapi kitabımı da alarak geldim. Çok merak ediyorum. Ha eczacı arkadaşlar, bir kere bütün sağlıkçıların başımın üstünde yeri var bence. Hepiniz cennetliksiniz, o ayrı. Hepinize gerçekten çok teşekkürler. Bu ülkede gördüğünüz muameleden ben hiç mutlu değilim. Sizleri çok daha e, üst mertebelerde ve el üstünde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da ayrı konu. Eczacılık okuyan arkadaşlar, eğer eczacılık tarihine de ilgi gösterirlerse inanılmaz bir hazine var. Tıp tarihinin ciddi bir kısmı, ecza tarihi ve çok keyifli bir şey, çok çok keyifli bir şey. Bu serinin en son bölümünde falan bu konuya biraz daha girmeyin. Pardon, düşünüyorum, düşünüyorum. Bence aşırı keyifli. Yani bütün bir günümü 900 sayfalık bir ecza tarihi kitabını okumaya ayırdım ve hiç pişman değilim. Çok güzeldi. <laughs> Neyse. Evet şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Eski tıp derken ne kastediyorum? Hani eski tıptan bahsedeceğiz ya bu akşam. Eski hekimler, eski tıptan kaynaklanan şifa. Eski tıp derken ne kastediyorum? Tıp bugün anladığımız anlamda bir bilim hüviyetine milattan önce 5. yüzyılda doğmuş olan Hipokrat ile kavuşmaya başlıyor arkadaşlar. Sonra ondan sonra gelen Galen Hipokrat'ın bulgularını ilerletiyor ve bir Galen tıbbı geleneği başlatmış oluyor kendisi. 9. ve 15. yüzyıllar arasında İslam dünyasında tıp en ileri aşamasına ulaşıyor o döneme göre. Bu ilerlemede en çok katkısı olanlar İbn Sina ve Er-Razi. Eski tıp derken öncelikle bu bahsi geçen isimlerin tıp bilgilerini, yaklaşımlarını kastediyorum. Bu içerik boyunca da en çok bu isimlerden bahsedeceğiz. Fakat yanı sıra El Belhi gibi 10. yüzyılın alimlerinden ayrıca Ortaçağ Avrupa'sında ruh sağlığı ile alakalı bir takım risaleler yazmış olan bilim insanlarından da ve düşünürlerden de bahsedeceğiz. Eski tıp derken kastım budur. Peki eski tıptan nasıl yararlanırız yahut ben bu içeriği hangi sebeple yapıyorum? Biraz da bundan bahsedeyim ki en baştan felsefemizi düzgün bir şekilde ortaya koyalım. Eski tıp eskide kalmadı mı? Bulguları, yöntemleri, yaklaşımları çoktan aşılmadı mı? Bin sene önce yazmış çizmiş adamlar, hekimler bugün bize ne vaat edebilir? Doğru, eski tıbbın çoğu yaklaşımı, bulgusu, teorileri çoktan aşıldı. Bazıları modern tıbba kaynaklık etti ve ilerletildi. Bazıları tümüyle yanlışlandı Bunlar özellikle beden tıbbıyla alakalı olanlar. Diğer yandan fiziksel sağlığın korunması için yapılması gerekenlere dair eski tıp bilgileri bugün hala geçerli. Fakat üzerinde çok durmuyoruz, durup düşünmüyoruz. Bunları hep beraber bir düşünelim istedim. Ayrıca eski tıbbın özellikle ruhsal sağlıkla alakalı bulguları bugün hala geçerli aslında. Bu içerikte daha çok fiziksel yahut ruhsal bugün hala geçerliliği olan bilgilere odaklanacağım ve size bu konularda bilgi vereceğim. Öncelikle şunu göreceğiz. Psikolojik sorunların tarihi kökenini görmüş olacağız. Bugün yaygın olarak yaşadığımız pek çok psikolojik sorun örneğin aşırı öfke, depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu, panik atak, obsesyon bugüne özgü sorunlar değil. En az 2500 yıldır varlar en az hem eski hem yeni hekimlerin söylediğine göre insanın bir sağlık sorunu olduğu zaman insan onu sadece kendisi yaşıyor zannediyor. Ne kendisinden önce gelenler ne kendisinden sonra gelenler sanki yaşamadı ve yaşamayacak zannediyor. Bunun tam tersi bilgiye eriştiğinde kişide iyileşme başlıyor aslında böyle söylüyorlar yani yaşadığınız psikolojik problem sadece sizin yaşadığınız bir şey değil. Senden önce de vardı. Yüzlerce yıl, belki binlerce yıl boyunca yaşanmıştı ve bundan sonra da yaşanacak. Bu fikir, bu düşünce, bu farkındalık insanın kendisini damgalamasına mani oluyor diyorlar eski hekimler ve yeni hekimler arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle böyle bir şifa etkisi olur diye umut ediyorum bu içeriğin sadece biz yaşamadık bizden önce de vardı bizden sonra da var olacak demek ki bu çok da anormal bir şey değil çok da anormal bir şey değil ve üstesinden gelebiliriz anlamına geliyor bu farkındalığı yaşamanızı istiyorum biraz daha şöyle tutayım mikrofonu bari İkinci olarak bu içeriğini yapıyorum sıkıldığınız tıbbi tavsiyeler var Bugün hekimlerin hastalara önerdiği bazı tedbirler ve tavsiyeler gözümüze basit ve sıradan göründükleri, bunları her yerde herkesten duyduğumuz için bizim nezdimizde inandırıcılığı azalıyor. Bir zamanlar yalnızca hekimlere veya dönemin tıp metinlerine erişimi olan insanların öğrenebildiği bazı gerçekler, bazı tedbirler ve tavsiyeler bugün her yerde var. Televizyon kanallarında var, sosyal medyada var, YouTube'larda var. Bir e, akraba ziyareti, ziyaretine gidiyorsunuz, orada size herkes aynı şeyleri söylüyor. Aileniz, arkadaşlarınız, herkes aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla sizin için inandırıcılığı kalmıyor bu tedbir ve tavsiyelerin. Oysa bu basit ve sıradan görünen tedbir ve tavsiyeler düpedüz gerçek. Nedir bunlar? Mesela iyi beslen, spor yap, takma kafana. Açıkçası bunlar basit, sıradan ve gerçekçi çözümler. Her yerden ve herkesten duya duya sıkıldığınız, belki öğrenilmiş çaresizlik batağına battığınız için inancınızı tamamen yitirdiğiniz ve genelde önleyici tıbbın konusu olan tedbir ve tavsiyeler bunlar ve kökenlerinin 2500 sene öncesine uzandığını görmek umarım sağlığa, insan bedenine ve kendi sağlığınıza dair yaklaşımlarınızı biraz daha değiştirir arkadaşlar. Ve size yine şifa olur diye umut ediyorum. Bir de eski hekimlerin dilinden dinleyin bakalım neler söylediklerini, nasıl söylediklerini bakalım ne düşüneceksiniz. Evet, işin bir de şu yanı var. Mikrofon bana itaat et. İşim bir de şu yanı var. Şimdi çok önemli bir tarafa geleceğim. Bir dakika. Notlarımı şey yapayım. Şimdi değerli arkadaşlar, modern tıbba güven gittikçe azalıyor. Gerek bizim ülkemizde, gerek dünya çapında bu daha çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bir fenomen. Modern tıbba güvenini yitiren veya modern tıbba erişemeyen kişiler eski tıbba yöneliyor uzun zamandır. İnsanlar neden modern tıbba güvenini yitiriyor? Her yerde duydukları tedbir ve tavsiyelerden sıkılanlar bunların bir kısmı. Ayrıca bir kısmı uzun tedaviler sonucunda derdine derman bulamayan insanlar. Ayrıca bir de ilaç şirketlerinin vahşi kapitalizmin aktörleri haline gör, geldiğini görmüş olan kişiler. Bu üç grup benim tespit edebildiğim Modern tıbba güvenini yitiriyor. Tamam mı? Ama bir şey daha var ki o çok tehlikeli. Dindarlığı bir yaşama biçimi olarak benimseyen bazı insanlar modern tıbbı şeytanlaştırıyor arkadaşlar. Bu çok tehlikeli ve çok yanlış bir yaklaşım. Modern dünyanın adeta her nimeti günah bu insanlar için. Güvenmiyorlar hiç düşünmeden, hiç sorgulamadan baştan reddediyorlar sırf modern dünyaya ait olduğu için. Bu kişilerin bazıları modern tıbba güvenmedikleri için dönüp İbn Sina'yı er Razi'yi okuyorlar. Bu isimleri dindar Müslüman olarak tahayyül ettikleri için de yazdıklarına yüzde yüz güveniyorlar. Modern bilimin onların çoğu tespit, bulgu ve tedavisini aştığına inanmıyorlar. Bahsettiğim ve tespit edebildiğim bu gruplar en nihayetinde eski tıbba alternatif tıp muamelesi ediyorlar. Oysa durum bu değil. Durum bu değil. Eski tıp alternatif tıp değildir. Eski tıp modern tıbbın yerine geçebilecek bir muadil veya onun rakibi değildir. Aksine eski tıp döneminin modern tıbbıdır. Çoğu bilim gibi tıbbın da temelleri modern dünya kurulmadan önce atıldı. Milattan önce 5. yüzyılda doğan Hipokrat hastalıkların tanrılar veya kötü ruhlardan kaynaklanmadığını, fiziksel, somut, dünyevi nedenlerden kaynaklandığını yazarak tıbbı büyüden, hekimliği büyücülükten kurtardı, ayrıştırdı. Sonra Galen geldi, Hipokrat'ın tıbbını ilerletti, Galen tıbbını kurdu. İslam'ın altın çağının en önemli, en ileri bilimi olan ve bugün İslam tıbbı dediğimiz geleneğin kökenleri de antik Yunan'a, Hipokrat'a, Galen'e uzanıyor. Tıpkı onlar gibi İbn-i Sina'da, Er-Razi'de ve daha nice isimlerde kendi çağlarının hurafelerine, inançlarına, örf ve adetlerine, yerleşmiş geleneklerine meydan okumuş kişilerdi. İnsan aklına güvendiler gözlemler ve deneyler yaparak bize tıbbı ve şifayı armağan ettiler. İslam tıbbı da böyle ilerledi. Eski kafalılara rağmen ilerledi. Kimse kimseye vay sen doğulusun, vay sen batılısın, sen Hristiyansın, Müslümansın, Pagansın demedi. Ürettiği bilimi dışlamadı, düşmanlaştırmadı. Bu isimler Er-Raziler, i̇bn Sinalar ve benzerleri bugün yaşıyor olsalar bugünkü bilim ve teknoloji imkanlarıyla düşünecek ve çalışacaklardı. Kendileri de birer hurafe haline gelmek istemezlerdi bu insanların. Yani modern bilime inancınızı yitirip eski tıbba dönerseniz bulacağınız şey o dönemin modern tıbbı. Eğer Sina'nın, Razi'nin gittiği yolu doğru buluyorsanız, güvenmeniz gereken şey yine bilimin ta kendisi. Ayrıca alternatif tıp denen sektör de bugün milyarlarca dolarla ifade ediliyor. En az ilaç şirketleri kadar para basıyorlar bilginize. Yine de eski tıptan öğrenebileceğimiz şeyler var mı? Kesinlikle var. Anlatacağım. Bu bu kadar. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Şimdi tam bu konuyla alakalı olarak zaten bugün daha çok İbn Sina ve Errazi'nin özellikle bilimsel hassasiyetlerini konuşacağız. Tıbba yaklaşımını ve bilimsel hassasiyetlerini konuşacağız. Çünkü benim gerçekten korktuğum bir şey. Ben şimdi eski hekimlerden şifa reçeteleri yaptığım zaman şunu demek istemiyorum. Bugünkü tıbbı bırakın doktoru doktoru hekimi bilmem neyi bırakın dönün i̇bn Sina yazmış zaten yazılması gerekeni. Asla böyle bir istemeden de olsa mesaj vermek istemiyorum. Ayrıca da i̇bn Sina'nın, Er-Razi'nin en çok bu iki isim biliniyor. Ben de en çok bu iki ismi okudum. Ne kadar, nasıl diyeyim, bilim aşığı insanlar olduğunu gerçekten bilinmesini, bunu fark edilmesini istiyorum. Yani bugünkü dünyadan kaçıp sığınabileceğimiz limanlar değil bu insanlar. Bu insanlar gerçekten bilim insanı önemli bilim insanı ve kendi çağlarında da onlara çok rahat verilmemiş. Tamam mı? Yani bayağı bir zorluklar yaşamışlar. İbn Sina müzikle ilgili bir risalesinde yerleşmiş geleneklere ve sorgulamadan inanmaya şu sözlerle karşı çıkıyor. Bakınız. Gerçekten de nice hata ve gafletin sebebi bir başkasının yolundan gitmektir demiş pek çok yanlış eskilere güzel duygular beslemek ve onlara ait olanı sorgulamadan kabul etmek sebebiyle doğmuştur. Yine pek çok gelenek gerçekten saptırdığı gibi insanı gerçekten saptırdığı gibi başkasından elde edilen destek de kişiyi bir konuyu derinliğine incelemekten alıkoymuştur. Biz ise tüm gayretimizle gerçeğin kendisini bizzat bulmaya gücümüz elverdiği ölçüde geleneklere ait düşüncelere sorgulamadan katılmamaya gayret ettik. Temkinli olmak çoğunlukla hatadan korur. Tedbirli davranmak büyük oranda yanlışı engeller. Bu yüzden bizim de eksik ve hatalarımızı telafi etmemiz için meslektaş dostlara ihtiyacımız vardır. İsteğimiz doğruya erişmektir ve hatadan kaçınmakta bizi rahmetiyle muvaffak kılacak olan Allah'tır demiş. Yani bilim sinanın, bilim aşıklığının çok güzel bir göstergesi bence bu metin. Evet, evet peki bu uyarıları yaptıktan sonra şuna geçeceğim. Peki Jory, sen madem bu kadar uyarılarda bulunuyorsun, ediyorsun. Eski tıptan muradın nedir, Jolin diye soracak olursanız, eski tıptan çok güzel bugün de hala geçerli olan bazı mesajlar almışımdır her zaman. Bu metinleri okuyan herkes de almıştır zannediyorum. Ne biliyor musunuz? Her şeyden önce sağlığını koru. Mevcut sağlığını koru. Bence bu farkındalık çok önemli bir şey. Tamam mı? Sağlıklı insanlar Hasta olana kadar sağlığın kıymetini bilmiyor, ben dahil kendimi de ayırmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla e, önce sağlığını koru ifadesi oldukça önemli ve üzerinde düşünülmek düşünülmeyi hak eden bir şey diye düşünüyorum. Önce sağlığını koru. iki sağlık dengedir, dengeni koru. Sağlık bir bütündür, hem bedenini hem zihnini yani psikolojini koru. Her insan, her bünye farklıdır. Bedenini tanı, seçimlerini ona göre yap. Mide sağlığına dikkat et. Yiyip içtiklerine dikkat et. İnsan ne yerse odur. Mutlaka spor yap. Mutlaka, asla aksatmadan. Hamama git, temizliğine mutlaka dikkat et. Masaj yaptır. Ve masajı bitkisel yağlarla yaptır. Güzel kokular kokula ve sürün. Uyku düzenine çok dikkat et. Uyku kalitene çok dikkat et. Tefekkür et. Bol bol düşün kendi kendine. Ve meşgul ol. Mutlaka bir meşguliyetin olsun. Konu ne olursa olsun asla boş oturma. Zihnini, elini, bedenini asla boş bırakma. Eski hekimlerden benim aldığım Temel mesajlar bunlar. Bize bugün hala şifa verebilecek temel mesajlar bunlar. Devamında anlatacağım. Takipte kalınız. Ya masaj yani bu eski hekimler arkadaşlar masaj aşığı. <laughs> yani ya o kadar sevinmiştim ki ilk okuduğum zaman. Sina'dan, Razi'den şundan bundan. <laughs> Gerçekten özellikle şey e, spordan sonra Spor konusunu ayrıca işleyeceğiz. Nasıl spor yapmamız gerektiğini çok detaylı bir şekilde anlatmışlar. <laughs> ses hala mı az? Ben bir beyimi çağırayım affedersiniz. Aşkım gelebilir misin acil? Ses az diyorlar da sesi açabilir misin nereden açılıyorsa? Hadi gel. Evet geçenlerde de ses çok diyordunuz kısmıştık. Neyse Açarız şimdi. Bakayım da OBS'i? Tam yayının ortasındayız. Hmm, evet, kısık gerçekten de. Tamam. Şimdi şöyle hacamat o zaman için tabii ki son derece geçerli bir çare. Ben sülükle alakalı bir şey görmedim ama hacamatı elbette tavsiye ediyorlar geçmişte. Bana sorarsanız ben asla yaptırmam yani. Hayatta işim olmaz yani. Onu da söyleyeyim. <laughs> oldu mu? Oldu artık herhalde. Tamam oldu. Tamam teşekkür ediyorum aşkım. Hı, hı. Devam edeceğim. Video kaydı alacağım. Odadan çıkar mısın? <laughs> ya tamam oldu aşkım. Okay. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sungur. Hep kolay gelsin. Sağ ol bebeğim. Odağımız niye gidiyor ya? Oturduğum yerde oturacağım odak gidiyor. Tamam. Evet. Er Razi'den devam edelim. Ebu Bekir Er Razi'den devam edelim. Felsefe Risaleleri adıyla internetten de ücretsiz bulabileceğiniz bu eserde kendisi bakalım sahte hekimlerle ilgili neler demiş. Şimdi eski hekimlerden şifa reçetelerinin ilk bölümü ya bu bölüm. Bu bölümde özellikle ben Er Razi'nin ne kadar bilimsever bir insan olduğunu, bilimi ne kadar önemsediğini, ne kadar hassas olduğunu bu konuda size anlatmak istedim. Bir de işin şu tarafı var. i̇bn Sina ve Errazi de tıpkı Hipokrat gibi halkı ve hekim adaylarını sahte şifacılara karşı uyarmış yazdıkları metinlerle. Çünkü kendileri akla, gözleme ve deneye dayanan bir hekimlik bilgisi üretmeye çalışırken Yaşadıkları toplumlarda akıl dışı yollarla şifa verdiklerine halkı inandıran, halkı maddi manevi sömüren çıkarcı şarlatanlar hala var. Bakalım Er Razi ne demiş? Bilmelisin ki hırsızlar ve yol kesen şakiler yani eşkıyalar, hekim olmadığı halde hekimim diyenlerden çok daha iyidir. Çünkü hırsızların cana kastettikleri az görülmüştür. Onlar mal alır. Oysa sahte hekimler can alır. Ayrıca aç kaldığı veya muhtaç olduğu için hırsızlık yapmak zorunda kalan adam ihtiyacı olmadığı halde sırf etrafa caka satmak falan adam tıp ilminde otorite dedirtmek için harekete geçenden daha iyidir. Bunların çoğu bu davranışlarını dindarlığa ve hayatı kurtarma gayretine yorarlar. Oysa bundan vazgeçseler hem din hem dünya hem de ahiretleri için mükafat olur. En kötü şey bilmediği halde ruhlara tahakküm etmek, bilip anlamadan bir şey hakkında olumlu veya olumsuz emir vermektir. Bu gibilerin arasında öyleleri vardır ki bir hayat kurtarmak için adeta canlarını verirler. Ama kendilerine söz gelmesin diye de iki kişi yanında maldan paradan en ufak söz etmezler. Sonra da hiçbir ölçüye araştırmaya başvurmadan, hiçbir esasa ve ayrıntıya dayanmadan insanlar üzerinde cahilce tahakküm kurarlar. Bazıları bunu samimi olarak bazıları da sırf gösteriş olsun diye yapar. Oysa halk hekimlerinin birkaç yılda tedavi edemediği hastaya tıp öğrenimi gören biri muayene eder etmez derhal teşhisini koyar. Ya aynen böylemiş. Bugün hala yok mu sahte hekimler? Sahte hekimler dendiği zaman bugün aklımıza kimler gelmeli arkadaşlar? Hı? Kimler gelmeli? Klasik cinci hocalar diyeceksiniz. Bunun dışında da var bir sürü örneği. Beni söyletmeyin. Bir linci daha kaldıracak <laughs> psikolojim yok. Ama anladınız siz onu yani. Yarım hoca dinden yarım hekim candan eder. Evet ne kadar güzel bir laftır. Evet. Evet, Er Razi'nin bilim konusunda ne kadar hassas olduğunu, bu hassasiyetinin ne dereceye kadar vardığını çok iyi açıklayan bir yazısını okuyacağım. Bu yazının mesajı şu: Bilimle uğraşanlar hiçbir zaman "ben artık oldum" dememeli, zira bilginin sonu yok. Halk da bir bilim insanından her bokolok olmasını beklememeli. Ve bir bilim insanının da bir konuda yanılabileceğini bilmeli, kavramalı. Nasıl anlatmış bunu Errazi? Hükümdarlar, krallar e, ve halk arasında cahil olanlar bulunabilir. Devlet büyükleri arasında okuma yazma bilmeyenler de olabilir. Bilgisiz birer cahil oldukları için bunlar zanneder ki herhangi bir alanda bilgin olan, kendi branşıyla ilgili her soruya cevap vermelidir. Şayet bir meseleye cevap veremeyecek olursa ona cahil derler. Bunlar bilmezler ki beceriksiz bir pratisyenin teşhisi doğru, bir uzmanın teşhisi yanlış olabilir. Ünlü bir bilgin bilgi ve anlayışı en zayıf olan öğrencisinin çözdüğü bir meselenin içinden çıkamayabilir. Çünkü onu ya okumamış ya duymamış ya hatırlayamamıştır. Zira insanın tam olgunluğa ulaşması zordur. Bu gibi zayıf bilgili kimseler herhangi bir ilim ve sanat dalında öğrenim görmüş olanların unutkanlık veya dalgınlık sonucu yanlışa düşebileceklerine de inanmazlar. Oysa hangi alanda olursa olsun herhangi bir ilim dalıyla ilgilenen birisi bunun böyle olmayacağını bilir. Ne var ki okuma yazma bilmeyen cahiller astronomiyle uğraşan birinin mutlaka gaybı bilebileceğini ya da her hekimin bütün hastalıkları tedavi edip her hastayı şifaya kavuşturabileceğini sanırlar. Hatta buna kesin olarak inanırlar demiş. Burada branşlaşmanın öneminden bahsediyor. Bir kere bir insan her hekim hekimler her şeyi bilemez. Burada başlık tamam mı? ne anlatmak istediğini anladınız hani tekrar anlatmama gerek yok zannederim. Ne kadar iyi olursan ol alanında her zaman bilmediğin şeyler vardır, olacaktır. Ve bir insan belli bir alanda uzmanlık sahibi diye o alandaki her şeyi bilemez. Ve ben bilmiyorum dediği zaman da sen ona cahil dememelisin. Bilmediğinin bilincinde en azından çünkü karşındaki insan yani. Peki, er-Razi hekimlik ahlakı hakkında da yazmış. Hekimler nasıl olmalı? Genel. Hekim hastasının sırdaşı olmalı demiş. Bir hekimin hastalarıyla arkadaş gibi olması gerektiğini bilmelisin diye yazmış. Hekim onların haysiyetlerini korumalı ve sırlarını saklamalıdır. Özellikle hastasının sırrına titizlik göstermeli. Çünkü bazı insanlar hastalıklarını en yakınlarından bile gizlemek ister babasından, annesinden, çocuklarından sakladığı hastalığı zorunlu olarak hekime anlatırlar." demiş. Ayrıca hekim gururlu olmamalı. Buradaki gurur kibir. Kibirli olmamalı. Tedavide en önemli husus hekimin kendisini hastasına adaması ve onu sevmesidir. Öyle hekimler vardır ki insanlara karşı böbürlenip dururlar. Hele bir de hükümdarın veya bir başkasının özel hekimi iseler. Hekim Galen der ki: Bazı doktorlar gördüm. Bunlar devlet büyüklerini tedavi edip şöhret sahibi olarak servete konunca halka tepeden bakmaya, onlara karşı kaba ve soğuk davranarak tedavi etmemeye başladılar. İşte böyleleri nasipsiz zavallılardır. Hekim Galen, doktor zenginleri olduğu kadar fakirleri de tedavi etmelidir diyerek hekimleri uyarmıştır. Bize düşen o büyük hekimin koyduğu bu prensiplere bağlı kal kalmaktır." demiş. Hekimlik ahlakının da böyle artık iyice oturmaya başladığı bir dönem anladığınız kadarıyla. Peki hastanın hekime karşı görevi nedir? Kim olursa olsun diyor hasta, isterse hükümdar olsun, aristokrat olsun, ne olursa olsun hasta hekimin kalbini okşayıcı sözler söylemeli ve çevresinde bulunan görevli ve hizmetçilerden onu daha üstün tutmalıdır. Eğer kendisinin hani çok zengin biri ise bile, tamam mı? Böbürlenmesin. Çok zengin biri ise etrafında bir sürü hizmetçisi olabilir. Ama sen kendi hizmetçilerinden de çok üstün tutacaksın hekimi. Çünkü çevresindekiler onun cismine, hekim ise canına hizmet etmektedir. Çok iyi değil mi? Ya Tabi meslek eteğinin ta o zamanlarda olması şimdilerde kimsenin umrunda olmaması demiş Freya. Vallahi umursayanlar var ya çok şükür. Bunları umursayan hekimler ve hastalar var. Azalıyor belki sayıları birçok sebepten ama çok şükür var yani. Evet şimdi değerli arkadaşlar Eski hekimlerden özellikle Errazi'den bize kalan bir şifa reçetesi de bence Errazi'nin akla yaptığı övgü. Biz şifa reçetesi derken böyle bir şey beklemiyorduk Cörin diyorsanız üzgünüm. İşte çörek otuyla badem yağını ez karıştır onu ye iç öyle şeyler no. Hayır bu içerikte evet size bir takım tarifler vermeyi planlıyorum işte basit şeyler bugün hala yapabileceğiniz bir zararını görmeyeceğiniz şeyleri eski metinlerden çıkartıp sizlerle paylaşacağım bu ayrı ama çok basit çok sıradan şeyler olacak onlar ama bence hekimlerden öğreneceğimiz e, şifanın temeli biraz felsefe Errazi de bol bol akıl övüyor bol bol akıl övmesinin de temel sebebi adam gerçekten bir bilim insanı e, aklı övmeyen insanın aklına güvenmenin çok yanlış olduğunu söyleyen o kadar çok kişi var ki, o kadar çok filozof var ki. Kendi aklımıza güvenmemeliyiz. Kendi gözümüzle gördüğümüze güvenmemeliyiz. Her şeyin nedenini ve çözümünü görmediğimiz dünyalarda aramalıyız diye düşünen o kadar çok insan var ki yaşadıkları dönemde. O yüzden Er Razi ısrarla hayır akla güvenmeliyiz diyor. Şöyle söylüyor. Metninde buna ayırdığı başlık aklın değeri ve ona övgü. Allah bize akıl verdi ve onu sevdirdi. Çünkü dünya ve ahirette bizim için yararlı olan şeyleri elde etmemizi istedi. Zaten insanın doğasında yararlı olanı arayıp bulmak vardır demiş. Akıl Allah'ın bize en büyük en faydalı en değerli nimetidir demiş. Tıp ve astronomi gibi bilimlerde insan aklı sayesinde ilerledik." demiş. Akıl hakimken mahkum, bağlanılan bir şeyken bağlanan bir şey ve önder iken uydu durumuna düşmemeli. Çok iyi değil mi? Akıl hakim olmalı, bağlanılan şey olmalı ve önder olmalı. Bunların tam zıttı olmamalı. Her işte akla başvurmalı. Her işi akılla değerlendirmeli ve akla güvenmeliyiz. İşleri akılla yürütmeli, onun karar veremediği durumlarda biz de işleri durdurmalıyız." demiş. O dönemlerden kalma, bugün hala duyduğunuz bir ifade olduğunu düşünüyorum. İfrat ve tefrit. Eski hekimler en çok dengeye dikkat ediyorlar. İnsan sağlığının tamamen bir dengeden ibaret olduğunu ve dengenin bozulmasıyla insan sağlığının bozulacağını düşünüyorlar. İslam tıbbını ayrıca incelediğimiz yayında ahlat erbağdan biraz daha bahsedeceğim sizlere. Bu bağlamda da ifrat ve tefrit ifadelerini kullanıyorlar sık sık. İkisi de Arapça aynı kökten geliyor. İfrat aşırı gitmek, ölçüyü kaçırmak demek. Fazlalık ifade ediyor tefrit de gereğinden az ve aşağı olma durumunu ifade ediyor. Eksiklik yani bir şeyi aşırı fazla veya aşırı az yapmak anlamına geliyor bu. İfrat ve tefrite kaçılmadığında vücut tamamen dengede olduğunda da senin şahsi mizacın ortaya çıkıyor. Bunlara daha sonraki bir bölümde değineceğiz arkadaşlar. Şimdi Er razi de düşünmekte ifrat ve tefrite kaçmanın zararından bahsediyor. Aklı övdü, düşünmek gerektiğini, her şeyi sorgulamak gerektiğini söyledi. Ama düşünmenin de bir ifradı ve tefridi vardır diyor. Düşünen nefsin tefridi, bu alemin ilginç yapısını ve ihtişamını umursamaması. Yani düşünen nefis eğer yeterince düşünmezse, İnsanın yeterince düşünmemesi durumunda ne gelir başına ne olur? Bu alemin ilginç yapısını ve ihtişamını umursamamak, hayretle üzerinde düşünerek olup biten her şeyin bilgisine vakıf olmak için bir şevk göstermemek, yani bilime, öğrenmeye yönelik hiçbir merak, hiçbir heves duymamak, yeterince düşünmeyen, aşırı derecede az düşünen kişi, Böyle olur ve bu iyi bir şey değildir diyor. Özellikle bulunduğu kendi bedeninin yapısı ve ölüm sonrası akıbetinin ne olacağına dair bilgi edinmemesidir. Başına gelen şey budur yeterince düşünmeyeni. Hiç de doğru bir şey değil diyor. Düşünen nefsin ifratı ise bu ve benzeri varlıklar üzerinde zihnin aşırı derecede düşünüp yoğunlaşmasıdır. Yani... Overthinking dediğimiz şey düşünen nefsin ifratı. Böyle olunca istek gücünün, bedenin sağlığı için gerekli olan besini, uykuyu ve beynin daima sağlıklı kalmasını sağlayan daha başka şeyleri yeteri kadar alması imkansız hale gelir. Yani ne aşırı düşünmek iyi, ne hiç düşünmemek iyi. Yine arada bir dengeyi bulmak gerekiyor araştırma yapma gücünü son noktasına kadar zorlayınca bedenin dengesi yani mizacı bozulur. Hatta kara safra ve melankoli hastalığına yakalanır insan. Melankoliyi ayrı bir bölümde işleyeceğiz. En çok da çok düşünen, sorgulayan ve çok okumayı seven insanların hastalığı olarak görülmüş bir hastalık melankoli hastalığı arkadaşlar. Devam ediyor Errazi. Diyor ki: "Ne olursa olsun insan kıt zekalı bile olsa." Aynen böyle diyor. "Kıt zekalı bile olsa düşünme gücünü kullanmalı. Maddi alemi hakir görmeden öğrenebildiği her şeyi öğrenmelidir." Burada şunu söylemeye çalışıyor. "Tamam, dindar olabilirsiniz. Bu dünyanın geçici olduğuna inanabilirsiniz. Eyvallah." Fakat kardeşim bu dünyadasın. Hiç mi merak etmiyorsun gözünün gördüğü şeyi? Bu dünyayı, maddi alemi hakir görme. Göz ardı etme. Bu dünyadayken bu dünyayı öğrenmeye çabala. Burun kıvırma. Burun kıvırdığın zaman da bunun adına dindarlık deme demeye çalışıyor. içten içe. Diyor ki ömrün ne kadar olursa olsun senin için yeterlidir bir şeyler öğrenebilmen için yeterlidir. Kişi kıt zekalı bile olsa, anlattığımız üzere düşünen nefse özgü olan bu hususları düşünüp araştırmaktan geri durmamalı. Bu bedeni ve maddi alemi asla hakir görmemeli ve ondan nefret etmemeli. Şunu bilmeli ki, duyusal nefs alemle bir ilişki içinde olduğu ve bu oluş bozuluş düzeni var olduğu sürece yani dünya düzeni var olduğu sürece acı ve ızdırap veren haller devam edecektir. O halde karamsarlığa kapılmadan bu bedenden ayrılıp kurtulmaya can atmalı. <laughs> ya kısaca diyor ki dünya hayatını değerlendir. Habireye ye iç geziyat olmaz biraz da oku ilim öğren diyor. Tamam mı? Tabii ki bu dünya geçici bir dünya. Asıl dünya öbür tarafta. Ona da can at. Ama buradan gitmeden önce gözünün görebildiği kadar gör, öğrenebildiğin kadar öğren. Alın size şifa reçetesi arkadaşlar. Filozofça yaşamak şifadır diyor Errazi bir manada. Bu yaşam biçimine filozofça yaşamak demiş kendisi. Ancak diyor erdemli filozoflar böyle bir hayat sürebilir bizler de erdemli filozoflara benzemeye çalışmalıyız. Dengeli bir hayat sür. Hiçbir şeyde aşırıya kaçma. Ne fazlasına ne azına. Asla aşırıya kaçma. Ve hep bir şeyler oku, öğrenmeye çalış, çabala. Gözünün gördüğünün ötesini bir merak et diyor. Daha iyi bir şifa reçetesi var mı ya bu hayatta? Bir de sirken cübin şerbeti olabilir. Sirken cübin nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur ya çok yaygın ılık su, sirke, bal, limon. Onun da türevleri var. Öyle tarifler isterseniz onları da bulup çıkartabilirim sizlere. Gerçi yazma eserler sağ olsunlar, çeviretmişler, yayınlamışlar, online olarak ücretsiz açmışlar, herkesin kullanımına her yayında olduğu gibi. Onların da size yararlandığım kaynakların linklerini vereceğim. Sizler de açıp bakabileceksiniz. Çok güzel açıklamış bence de. Şimdi bir de e, yine özellikle bu dönemde ya yani böyle son 10 yıldır falan çokça konuşulan bir mesele irade gücü. irade terbiyesi. Ay kitaplar yazılıyor kitaplar satılıyor 50 sene önce yazılmış kitaplar tekrar hortlatılıyor bir daha gündeme getiriliyor. İrade aşağı irade yukarı. İşte ben odaklanamıyorum ben kendime laf geçiremiyorum. Efendim işte Instagram reels'lerinde 5 saat geçirmek bana daha çok dopamin salgılattığı için böyle yapıyorum. Ama ders çalışmak bana dopamin salgılatmadığı için bakamıyorum o işe falan. O beni mutlu etmiyor falan filan. Yani neticede çok fazla bu konuda şikayet var arkadaşlar. Çok şikayet var. Birileri çözüm bulmak için bir şeyler okuyorlar, uğraşıyorlar, üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Son dönemde bu adhd tanısı daha da artmaya başladı dikkat eksikliği ne kadar aslında yaygınmış ne çeşit semptomları varmış bunlar biraz daha anlaşılmaya başlandı daha çok tıbbi durumlar söz konusu dikkat eksikliği söz konusu olduğunda onlara bir şey yapamayız onlara modern tıbba başvuracaksınız her zaman olduğu gibi kendi bünyenize kendi tercihlerinize göre hareket edeceksiniz fakat ee, ben böyle hani sürekli konuşan ve bahane üreten arkadaşlara yönelik bir içerik okuyacağım tamam mı? Yani tıbbi bir sıkıntınız varsa sizin çareniz yine tıptan gelecektir, modern tıptan, modern psikiyatriden gelecektir, oralara başvurunuz, onlar ne derse onları yapmak lazım. Ama böyle daha psikolojik, daha böyle motivasyonla alakalı sorunları olan arkadaşlar yararlanabilir şimdi okuyacağım kısımdan. Tamam mı? Mikrofon daha düzgün durmuyor arkadaşlar. Ya. Sesim size ulaşıyordur tahmin ediyorum ki. Çoğunuza ulaşıyor gördüğüm kadarıyla. Evet nefs, nefs meselesi. Nefs nedir arkadaşlar? Nefs tabi bunun biraz daha dini bir ifadesi. Nefs aslında bizim egomuz çoğunlukla. E, hatta birden çok tanımlanıyor ya ego. Freud ve devamındaki diğer psikiyatristler tarafından hepsini falan temsil ediyor diyebiliriz yani. Nefsani arzular diyor Errazi, aklın felaketidir ve aklı bulandırır, yolundan amaç ve istikametinden saptırır. Akıllı birinin kendi yolunu bulmasını ve işlerini düzene koymasını engeller. Çoğunlukla insanın doğasından kaynaklanan nefsani isteklerin bastırılması Bunlara karşı konulması ve nefsin tedrici olarak buna alıştırılması gerekir. İnsanların hayvanlardan üstün olmasını sağlayan özellik budur. Yani irade gücü sayesinde bir işi iyice düşündükten sonra yapmaktır diyor. Çünkü eğitilmeyen hayvanlar doğasından gelen istekleri engel tanımadan ve tereddüt etmeden yapar. Hayvan herhangi bir engel tanımadan ve seçme yapmadan doğasının gerektirdiği şekilde hareket eder. İnsanın üstünlüğünü ve hayvanların doğasının yetersizliğini dile getiren benzeri bilgiler her ne kadar eğitim ve öğretimle elde edilse de bu husus insanların çoğu için geçerlidir. Yani çoğu insan da hayvanlara benziyor bu konuda bu açıdan diyor. E zaten tabii bizlerde hayvanız o zamanlar İnsan ve hayvan arasında sürekli benzerlik kuruluyor kurulmasına tıp metinlerinde. İnsan ve hayvan birçok açıdan birbirine benzetiliyor. Hatta e, El Belhide'ydi galiba hayvanların da hayal gücü olduğu söyleniyor dahası. Fakat tabii ki sonuçta bunlar aynı zamanda dindar insanlar. E, o zamanki bilimsel yaklaşımları da dinin içinde. Dolayısıyla insan da zaten bir sosyal hayvandır cümlesi henüz tam olarak kurulmamış. Fakat bir yönüyle de kurulmuş. Neyse onu da konuşuruz. Devam edeyim. Nefsi kontrol etmek, bu erdemi geliştirmek zor bir işe kalkışmak demektir. Yapı itibariyle bu bazıları için kolay, bazıları için zor olabilir. Yine burada da Errazi herkesin hakkını teslim ediyor. Diyor ki yani herkes farklı, her bünye farklı. Herkesin yaşam şartı, koşulu, karakteri, kişiliği, şusu busu farklı. Dolayısıyla bazı insanlar daha kolay iradesini terbiye edebilir. Bazıları bunda biraz zorlanabilir. Bunda bir beis yok demiş. Nefsin istekleri ve insan doğası sonucunu düşünüp taşınmadan daima mevcut hazları tercih ederek onların peşinden gitmek, o yönde teşvikte bulunarak bir an önce onları elde etmek ister. Her ne kadar bu davranış sonradan birçok acının ortaya çıkmasına neden olsa da önceki hazdan kat be kat fazla olan hazza Engel teşkil etse de o mevcut hazlardan vazgeçmez. Çünkü bu iki güç içinde bulundukları durumdan başka bir şeyi asla dikkate almayıp yalnız kendilerine o anda zarar veren acıdan kurtulmayı ister. Gerçekten birçok insan böyle değil mi? Birçoğumuz böyle yapmıyor muyuz? Kafamızı dağıtmak için açıyoruz bir şey izlemeye başlıyoruz, oyun oynamaya başlıyoruz. Her neyse kendimizi bir şekilde oyalıyoruz. Tamam güzel oyalayalım bu arada bence hiçbir sakıncası yok. Ama sonra ona kendimizi kaptırıyoruz. Saatlerimiz gidiyor. Mesela 10 dakika kendini kaptırsan ve ondan uzaklaşsan tamam sana yetecek. Bir bakıyorsun 10 saat geçmiş belki. Burada aslında bu tarz bir şeyden bahsediyor. Devam ediyor. Akıllı bir kimsenin yapması gereken doğasından gelen arzuları ve nefsin isteklerini bastırıp engellemek ancak sonuçlarını hesaba kattıktan sonra onları serbest bırakmaktır. Böylelikle hazza ulaşmayı düşünürken elemle, kazanmayı planlarken hüsranla karşılaşmazsınız. Güzel. Peki nefs nasıl terbiye edilecek? Yani bunun ana yöntemi nedir? Tedricilik yöntemi. Tedricen yani yavaş yavaş. Piyano Piyano Bacaksız diye bir film vardı hep o aklıma gelir. Bu da yine e, aşama aşama yapılacak bir şey. Diyor ki özellikle tedricilik yöntemi kullanılmak suretiyle önce basit isteklere engel olunur. Önce basit sıradan isteklerine engel olacaksın, tutacaksın kendini. Akıl ve düşünce gereği olarak bazı istekler terk edilir. Bazı isteklerini de terk edeceksin akılla düşünüp karar vereceksin. Sonra da bu durum kişide ahlak ve alışkanlık haline gelsin diye isteklerin çoğu terk edilecek. Yani demek ki ben buradan şunu çıkartıyorum. Oturuyorum, düşünüyorum. E, beni yapmam gereken işleri yapmaktan alıkoyan isteklerim neler oluyor mesela gün içerisinde, haftalar içerisinde bunları listeliyorum bunlardan terk edebileceklerimi en başından terk ediyorum. Evet şu an seni terk ettim diyorum. Bir daha canım şunu şunu istemeyecek. Bir daha canım tam iş için rapor yazarken 15 dakika sonra kalkıp atıyorum yoga yapmak istemeyecek. Bunun gibi. Basit basit düşünelim. Kendimize uyarlayalım bu fikirleri. En sonunda bu süreç nefsani isteklere üstün gelmenin, aklı ve düşünceyi egemen kılmanın verdiği sevinçle Dahası bunu başarabildiği için halkın onun halini beğenip övmesiyle gelişip güçlenir. Şimdi diyor ki bir insan iradesini bu şekilde terbiye etmeye başladığında, kendisine hakim olmaya başladığında zaten çevresinden övgü almaya başlayacak diyor. Çevresinden övgü almaya başlayacak. Bu da ondaki özgüveni yükseltecek. O övgüleri aldıkça özgüven yükselecek ve yaptığı şeyi daha sıkı bir şekilde yapmaya devam edecek diyor. Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Gerçekten böyle olmuyor mu? Vay işte atıyorum eskiden günde 3 sayfa çeviri yapardım. 5'e mi çıktı? Çünkü iş verimini artacak. Yaptığın şey daha iyi, daha verimli ve belki daha kısa sürede yapacaksın falan. O veya bu şekilde övgü alacaksın gerçekten de yani. Bence güzel. Evet, nefs terbiyesinin yani irade gücünü geliştirmenin bir diğer basamağı olarak Errazi kişinin kendi hatalarını kabul etmesi diyor. Yani kendimizi gözlemleyerek hatalarımızı kabul etmeliyiz. Fakat bütün hatalarımıza kendimiz aslında vakıf olamayız. Çünkü nefs kendini beğenen bir şeydir. Bunun için sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlardan yardım isteyin diyor. İnsan diyor kendisine haz veren istek ve alışkanlıklarını genellikle beğenir ve bu nedenle hatalarının hata olduğunun farkına varmaz. Hataların hata olduğunu fark edebilmek için güvendiğin birinden yardım isteyebilirsin diyor. Sürekli beraber olduğu, aklı başında birine güvenmeli insan ve ondan kendisinde bir hata görünce derhal uyarmasını rica etmeli. O kimseye bu tavrın kendisini çok sevindireceğini de bildirmeli. Hatta bu yüzden ona minnettar kalacağını, büyük bir şükran duyacağını söylemeli. En başından bunları söylemeli ve böyle de yapmalı diyor. Gerçekten bizde bir laf vardır ya dost acı söyler. O kadar severim ki bu lafı ve bu laf yüzünden o kadar insan kaybettim ki. <laughs> Çünkü dümdüz söylüyorum fikrimi. Fikrimi soruyorlar söylüyorum. Sonra da karşı taraf bozuluyor anlatabiliyor muyum ya da şey oluyorum arkadaşlar en yakın dostlarım en yakın arkadaşlarım beni uyarsın istiyorum bir yerde bir hata yapıyorsam ve farkında değilsem tabii ki mutlaka uyarsınlar istiyorum ben de arkadaşlarıma öncelikle bu gözle bakıyorum bir yerde hata yapıyorum sağlığına dikkat ediyor mu İlişkisi toksik mi değil mi kendisi ne durumda falan o yüzden ben hemen şey yaparım çok su içmiyorsun spor yapmamışsın doktora en son ne zaman gittin hep böyleyimdir tabii birçok insan için bu sıkıcı da olabilir açıkçası yani e, fakat insana kendi hatasını soğukkanlılıkla objektif bir şekilde söyleyebilen arkadaş kadar kıymetli bir şey yok ya gerçekten ne diyorsunuz çok kıymetli buluyorum ben e, keza evlilikte de öyle ne diyorsunuz arkadaşlar yani ne ruh eşim muh eşi bir sürü ruh eşiniz var merak etmeyin bir kişi değil ruh eşiniz dünya kadar ruh eşiniz var biri gider biri gelir ee, evliliklerde de bu böyle böyle e, bir insanla aynı evde yaşamaya başladığın zaman normal yani işte iki kişinin hayatları birleşiyor yaşıyorsun gidiyorsun bir süre sonra birbirindeki bazı huyları fark ediyorsun daha önce fark etmediğim bazı huylar fark ediyorsun birbirine bunu söylemeye başlıyorsun tamam. <laughs> Ay bu süreç çok komik ya. Biz eşimle 10 senedir evliyiz. Ben onda neler neler fark edip ona söylemişimdir. O bende neler neler fark edip söylemiştir. Ben çok keyif alıyorum bu durumda. Keyif alıyorum. Değiştirebileceğim şeyleri de değiştiriyorum. Aa gerçekten çok kafayı takıyorum buna. Aa gerçekten buna gereksiz panik oluyorum. Ay gerçekten ben yine bu konuda aşırı endişeleniyorum falan mesela. Bunları fark etmek ha okey ben yine böyle yapıyorum bu, bunu yapmayayım demek çok değerli çok kıymetli bir şey yani ee, Bilmiyorum bu tabi yani laf sokmakmış bilmem neymiş kırmakmış bundan çok farklı bir şey çok farklı bir şey ya e ee, Bilmiyorum sizi gerçekten dostu olarak gören bir insan da bu türden basit ama önemli e, uyarıları laf sokmak olarak algılamamalı tabii ki ee, bir arkadaş demiş ki söylüyorsun da sonra karşıdaki sana bilenip açığını arıyor yüzüne vurmak için ya gerçekten samimi olduğumuz arkadaşlardan bahsediyoruz burada bu arada Errazi de güvendiği birisine samimi olduğu birisine söylesin rica etsin diyor herhangi birisi değil şimdi çok yakın olduğun birisine bir eleştirde bulunduğunda o da sana laf sokmaya falan çalışıyorsa ortada bir tuhaflık var o seni o kadar yakın görmüyor demektir diye düşünüyorum ben kaybettim vallahi. Kimisini ben kaybettim, kimisini de ben dedim ki ben seninle yapamayacağım. Ben seninle açık konuştuğum zaman e, olmuyor, kaldıramıyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun, yanlış anlıyorsun. Dedim ben kendim çıktım gittim hayatlarından yani. Olmuyor. Ya evet arada iki insan arasında güven bağının oluşması lazım. Ya yani ister arkadaşlık, ister romantik ilişki. Evet yani şöyle çünkü insan kendi hatasına göremiyor ki sen istediğin kadar şey ol mütevazi bir insan ol dervişane bir insan ol kendi hatalarını kabul etmeye açık bir insan ol bilmeden yapıyorsun zaten bazı şeyleri bilmeden istemeden yapıyorsun öyle bir durumda da yine senin gibi iyi niyetli bir insan tarafından uyarılmak çok iyi olur çok iyi olur yani dolayısıyla samimi ilişkinin insana kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi bu diye ben düşünüyorum açıkçası. Ayda Ecem diyor ki gerçekten samimi beraber büyüdüğüm insanlar bile yılan gibi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nasıl yani? Hmm. İlginçmiş. Evet halkımızın bu konuda dili yanmış anladığım kadarıyla. Meri diyor ki tatlı sözlerle avutacağına gerçek dostsan gerçeği direkt söyleyeceksin. Ben de öyle düşünüyorum Meri. Ben de öyle düşünüyorum ya. Tatlı sözlerle avutmak hiçbir anlam ifade etmiyor ya bana göre. Mesela teselli en sevmediğim şey benim hayatta. Ne birisine teselli verebilirim ne kendime teselli verebilirim. Hiç sıfır. Gerçek dışı, akıl dışı bu dünya dışı bir şey olarak görüyorum ben teselliyi <laughs> ne diyorsunuz <laughs> hiç sevmem hiç hmm. evet evet girdaba girilmemeli neyse Errazi'nin bir başka önerisi şu bu konuda kendi hatalarının farkına varmak konusunda Şimdi konuşacağım ve susacağım şöyle demiş Kimseni neden övüyor ve kimseni neden yeriyor? Dikkat et. Düşmanından bile yararlan. Hadi buyurun. Bu açıdan düşmanından bile yararlan diyor. Ne buyurulur? Ne geliyor aklınıza? Bence çok zekice. Çok 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 zekice bir yaklaşım. Siz ne diyorsunuz? Bir kişi diyor Errazi. Komşularının arkadaş ve ilişki içinde bulunduğu kimselerin hangi hallerinden dolayı kendisini övdüklerini ve ne yüzden yerdiklerini araştırmalıdır. Böyle bir yöntem kullanırsa ufak tefek kusurları bile ortaya çıkar. Hiçbir hatası gizli kalmaz. Kendisine gizli kalmaz yani. Bu kişi hata ve kusurlarının ortaya dökülmesinden dolayı sevinen bir düşmanla ve hasımla karşılaşacak olsa, kendi hatalarını tanıma hususunda hiç tereddüt etmemeli. Aksine o, kendine saygısı olan, iyi ve erdemli biri olmayı arzulayan biri ise, hatalarından kurtulmanın yollarını aramalıdır. Yani diyor ki, senin hatan, senin düşmanın, hasmın tarafından ortaya çıkartılsa bile yahut Onlarla bile ayan olsa senin hataların, yanlışların. Sen eğer kendisine saygısı olan, iyi ve erdemli olarak yaşamak isteyen birisiysen yine de onları kabul et, gurur yapma. Ve onlardan kurtulmanın yollarını ara." demiş. Ne diyorsunuz? Bu konuda diyor, Hekim Galen, seçkinler düşmanlarından da yararlanırlar isimli bir kitap yazmış. Kendi düşmanından nasıl istifade ettiğini anlatmıştır. Ayrıca o yine Galen kişinin kendi kusurlarını tanıması başlıklı bir makale de yazmıştır. Galen'i de inceleyeceğiz beraber o zaman da bahsedeceğim bunlardan. Çok çok mantıklı ve çok zekice değil mi ya? Evet, bir de kendini beğenmişlik belası diyor. Aslında diyor ki bu her insanda var belli bir ölçüt, ölçüt dahilinde. İnsanın sahip olduğu azıcık fazilet kendisine büyük görünür ve bu yüzden layık olduğundan fazla övülmek ister. İşte bu duygu onda güçlü hale gelince kendini beğenmişliğe dönüşür. Özellikle bu faziletinden dolayı bazı kimseler onu hoşuna gidecek tarzda aşırı derecede övünce bu duygunun gelişmesine yardım etmiş olurlar. Oysa diyor, kendini aşırı beğenen kişi emsallerinden geride kalır. Kendi yaptığını beğenip onunla avunan adam daha fazlasını düşünmez. Böyle olunca emsallerinden geri kalması kaçınılmazdır. Bu olumsuz duyguya sahip olmayan emsalleri ise ilerlemeye ve kalkınmaya devam ederler. Dolayısıyla onlar ilerlerken kendini beğenmiş adam geri kalmışlığını sürdürüp durur. Wow! Bence çok iyi bir çözümleme. Ne diyorsunuz? Buyurun size bir şifa daha. İnsanın sahip olduğu azıcık fazilet bile kendisine büyük görünür. Hakikaten böyle değil mi? Bugün de bu ve benzeri şeyleri doğrulayan bir sürü psikolojik çalışma yok mu? Özellikle de pek çok insan olduğundan daha zeki zannetmiyor muymuş kendisini? Hı? Arkadaşlar. Kifayetsiz muhterislik bile bununla alakalı değil mi? Kendisini çok beğeniyor ve her şeye yeterli görüyor. Russell ne demişti ya? Bu yüzyılın en önemli sorunu cahiller... Tam bir özgüvenle başları dik dolaşırken akıllıların sürekli kendilerinden şüphe etmesidir <laughs> savaş sanatıyla bir bağlantı kuramadım ben bir de şunu öneriyor yine kendini beğenmişlik ve nefs terbiyesi konusunda düzgün kişilerle bir arada olun takdiri değer şeylerden pek fazla nasibi olmayan adi ve bayağı kimselerle ya da bir beldede halkı böyle olan bir toplulukla insan bir arada olmamalı, kendini onlarla mukayese etmemeli ve onları nazarı itibara almamalı demiş. Ölçüt almayın, aralarında yaşamayın, muhatap olmayın demiş. Yine kendi kişisel gelişiminiz için demek istiyor. Yine Razi'nin erdemli yaşamak ve ruh sağlığı konusunda çok önemli uyarılarından bir tanesi de hasetten kurtulmak. Hasetçi, haset duyan kişi diyor. Kendi sahip olsun veya olmasın bir başkasının yararına olan hiçbir şeyi istemez. O, hal, o halde hasetlik ruh hastalıklarından bir hastalık olup zararı çok büyüktür. Ne diyorsunuz? Ahlak eğitimi üzerine konuşanlar insanların zararına olan şeyden haz duyana ve onların yararına olandan hoşlanmayana kötü adam derler. İnsanlar kendisine kötülük yapmasa da tabiatı gereği o bunu yapar. Ahlakçılar insanların hayrına olan şeyden haz duyanlara iyi adam derler. İyi adam, kötü adam, iyi insan, kötü insan ayrımı. Ve hasetçi kim? <laughs> Kendi sahip olsun veya olmasın bir başkasının yararına olan hiçbir şey istemeyen kişiler. Bundan kurtulmak aklı başında birinin hasetlik üzerinde esaslı düşünmesiyle olur. Çünkü o düşünüp incelediğinde hasedin kötülüğün tanımında fazlaca yer aldığını görecektir. Zira hasetçi kendisine hiçbir şekilde zararı dokunmayan kimsenin lehine olan şeyi istemeyen kişidir. Bu da kötülüğün tarifinin yarısıdır. Kötülüğün yarısı zaten hasettir demiş Ebubekir er-Razi arkadaşlar. Dahası haset edilen kimse hasetçinin sahip olduğu bir şeyi ortadan kaldırmamış elde edeceği bir şeye engel olmamış ve kendi işi için ondan yardım istememiştir. Buna rağmen haset edilen adam hasetçiden uzak sadece diğer insanlar gibi kendi işini düzene koymuş amacına ulaşmış biridir. E buna göre hasetçi neden haset ediyor ona? Yani e, haset edilen kişinin Haset eden kişiyle hiçbir alakası olmayan durumlar var. Tanımıyorlar birbirlerini. Birbirleriyle alakalı bile değiller diyor. E bir insan niye yakınında dahi olmadığı bir insana haset eder? Neden? Yanı başındakilerin elde ettiklerinden üzüntü duymak deliliktir. <laughs> Aynen böyle demiş. Kendisine hiçbir şekilde zararı dokunmayan birinin elde ettiği başarıyı kıskanan kimse mutlak anlamda hasetçidir ve yanı başındakilerinin elde ettiklerinden üzüntü duymak deliliktir. Çünkü haset edilenler onun elindekini almamış, elde etmek istediği şeye ulaşmasına engel olmamış ve işlerini görmek için ondan yardım istememiş, uzakta yaşayan kimseler durumundadır. Kendisine faydası dokunsa bile başkasının başarılı olmasından dolayı üzülene de aşırı hasetçi denir. Bir de böylesi var. Şimdi en son ben Öztaki iki kişisel gelişim yayınlarımız var bu kanalda. Narsisizmi işlemiştik. Bir kitaptan narsisizm o mudur bu mudur narsistler nasıl insanlardır bunu işlemiştik. Ve orada şöyle bir ifade geçiyordu o kitapta, narsistlerin bazısı hani artık aşırı e, uçtakileri öyle bir davranır ki e, sen başarılı olduğunda, sen senin başına güzel bir şey geldiğinde, iyi bir şey yaptığında e, sanki onun elinden bir şey almışsın gibi davranır. Yani sen başarılı olduğunda onun elinden Almaman gereken bir şey almışsın gibi davranır. Ve aşırı narsistler çevrelerine özellikle yakın çevrelerine kendisine sürekli bir şey borçluymuş gibi davranırlar deniyordu. E, bu hasetçilerin acaba bir kısmı narsist miydi? Ben bunu merak ettim. Razi'nin kitabında bu kısmı okurken. Çünkü hasetçileri öyle bir tarif ediyor ki hani basit bir kıskançlık basit bir haset de değil. Bazı haset tarifleri bayağı narsisizme kadar varan şeyler. Bugün narsisizmin e, semptomları arasında olan şeyler gerçekten. Belki o zamanlarda vardı böylesi. Arkadaşlar. Devam ediyor. Akıllı bir kimse düşünme gücünün öngörüsü ve öfke gücünün yardımıyla hayvani duygusunu bastırabilir. Haset için söylüyor bunu. Böylece zevksiz, tatsız şeyler bir yana iştah kabartan lezzetli şeylere karşı da kendini kontrol edebilir. Zaten hasetçilikte hiçbir zevk yoktur. Birazcık zevk olsa, zevk veren diğer şeyler yanında o çok cüziydir. Bu bile nefse ve bedene zararlıdır. Hasedin bedene verdiği zarara gelince böyle bir durumda uzun süre uykusuzluk ve iştahsızlık meydana gelir. Bunun sonucunda renk solar, cilt pörsür ve bedenin dengesi bozulur. Ve diyor ki devamında haset taşıyanı yaralayan bir silahtır. Haset hasetçinin sürekli üzülüp tasalanmasına neden olur. Aklını başından alır ve bedenine zarar verir. Uzun sürdüğü takdirde zihnini meşgul eder bedenini zafa uğratır ve haset edilene karşı çalışmasını ve kurduğu planı zayıflatır. Peki sahibine zarardan başka bir şey sağlamayıp onu rezil eden hasetten daha bayağı bir başka duygu olabilir mi? Taşıyanı yaralayan ve düşmanını koruyan silahtan daha çok terk edilmesi gereken bir silah bulunabilir mi? Haset taşıyanı yaralayan bir silahtır. Harika değil mi ya? Evet haset konusu bu kadar. Geldik son şifa reçetemize. Başarı ve başarısızlık korkusu. Yine bu da nefs terbiyesinin basamaklarından bir tanesi. Şöyle demiş Ebu Bekir er Razi. Ben derim ki insan önemsediği bu hali sürekli olarak gözünde büyütür. Başarıyı sürekli gözünde büyütür ona ulaşmak için can atar. Ona ulaşılanlar, ulaşanlarınsa imrenilecek mutlu bir hayat yaşadıklarından emindir. Fakat kendisi o düzeye ulaşınca sevinç ve mutluluğun çok kısa sürdüğünü görür. Bu mutluluk oraya yerleşip o hali tanıyıncaya kadardır. Kişinin nefsi önceden temenni ettiğinden daha üstün olanı ister. Böylece o önceden amaç edindiği o hayatı küçümseyip hor görmeye başlar. Artık o kişi tasayla korku arasında bocalar durur. Zira onun korkusu ulaştığı derecenin altına düşmesi, tasalanması ise planladığı hedefe ulaşabilme kaygısıdır. Böyle olunca o kişi sürekli bir ümitsizlik, hayal kırıklığı ve tahassür içinde bulunduğu durumdan daha üst düzeylere yükselmek için yaptığı planlarla kendini fikren ve bedenen yorar. Yani başarı kazansan ben bu başarıyı sürdürmeye devam edebilecek miyim diye endişeleneceksin. Ve yeniden başarı, başarı sahibi olmaktan korkacaksın. Başarı korkusu diye de bir şey var. Yine bu kanalda incelemiştik. Başarı korkusu, başarılı olmaktan korkmak var. Başarısızlık korkusu zaten herkesin bildiği bir şey. Bir de o var. Ve diyor insan zaten, insan nefsi doyumsuz. Önceden böyle düşünürsün, hayal edersin. Ah şuyum olsa, ah buyum olsa. İşte örnek verelim. Bir tane teknem olsa, teknede yaşasam, denizlere açılsam. Sonra Allah fırsat verir, bir tekne alırsın, içinde yaşarsın, denizlere açılırsın. Dördüncü gün sıkılırsın diyor. Beşinci gün diyor, ya bunun daha güzel bir şey olması gerekmiyor muydu diye düşünmeye başlarsın diyor. İnsan nefsi böyledir diyor. İlginç değil mi? Yani bu şekilde tarif edebilmesi, bu kadar detaylı bir şekilde tarif edebilmesi bana ilginç geliyor. Evet bu bölümlük bu kadar. Sorularınız varsa alalım, yorumlarınız varsa alalım. Değerli arkadaşlar, eski hekimlerden şifa reçeteleri serimiz devam edecek. Sonraki bölümleri izlemek isteyenler lütfen abone olsun, zile bassın ve Instagram'da beni takip etsin. Ceren C. Sungur. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı alalım. Kurdun ağacı kemirmesi gibi ağacı kurutan bir şey işte demiş tasarım. Evet, haset gerçekten öyle bir şey ya. Bakayım. Bukowski diyor ki çünkü mutsuzlar ve mutsuz insanlar acı vermeyi severler. Haset dediğin kişi basitçe mutsuz biridir işte demiş. Yani mutlaka zaten mutsuz Değilse bir insan başkasının hayatıyla niye ilgilensin ki? Değil mi? Ee, mutsuzluk da bence hani ötekileştirilecek bir duygu değil. Herkes mutsuz olabilir bu hayatta. Mutsuzluk da var, mutluluk da var. Ama hem mutsuz hem de kendi hayatından ümidini kesmiş biri olman lazım. Tutup da başkalarının hayatlarına bu derece haset edebilmek için. Yani... Değil mi? ...biz de zaman zaman mutsuz olabiliyoruz... ...sonra oturuyoruz diyoruz ki... ...ne yaparsak daha mutlu olabiliriz... ...ne yaparsak daha huzurlu olabiliriz... ...nasıl bu durumu değiştirebiliriz... E ...şimdi değiştiremezsem... ...iki sene sonra değiştirebilir miyim falan... ...hani kendi hayatına kafa yorarsın... ...ama bir insan... ...sadece başkalarının... ...hayatlarıyla ilgileniyorsa... ...sürekli başkalarını... ...aklına doluyorsa, diline doluyorsa... ...bu zaten bence kendi hayatından ümidini kestiğini gösteriyor. Kendisinden de ümidi kesmiş, kendi hayatından da ümidi kesmiş. Kesmemiş olsa döner kendisiyle ilgilenir diye düşünüyorum ben ya. Bana böyle gibi geliyor. Gözlem gücü gerçekten yüksek evet ya. Evet ya ruha iyi gelen reçeteler diye düşünüyorum ben de. Ve ben çok feyz aldım bugüne kadar bu yazılanlardan. İşte modern psikoloji biliminin kitaplarını okurken bir yandan bu kitapları da gittim ben işte İSAM'da kütüphanede falan okudum İngilizcelerini buldum bazılarının Türkçeleri hiç yoktu bundan 15 sene önce Türkçeleri Mülkçeleri yoktu bir sürü metnin İngilizceleri var Türkçeleri yoktu gidip İngilizcelerinden okuyordum falan ve hayret ediyordum yani modern psikolojiye ne kadar benzediği konusuna hayret ediyordum ve bir de bazı eski alimlerden bazılarının ifade gücü çok yüksek. Mesela bugün çok süper bir psikolog olabilir bir insan ama çok güzel bir kitap yazamayabilir. Kendisini veya düşüncesini çok iyi ifade edemeyebilir. Errazi çok güzel ifade ediyor. Harika ifade ediyor ve insanı ikna ediyor. Bir de El Belhi var. Onun da ifade gücü çok yüksek. Onu da size ilerleyen bölümlerde okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Instagram nasıl etkiliyor haset meselesini mi? Ya Instagram sadece bir araç. Nispet ekonomisi deniyor artık ya. Nispet ekonomisi. Aldığın bir şeyle gittiğin bir yerle başkalarına nispet yaparak onların da o şeyi tüketmelerini sağlıyorsun. Buna nispet ekonomisi diyor artık ekonomistler. Evet kronik katılıyorum. Esra demiş ki ben mutsuzluğumu ve depresyonlarımı kitap okuyarak aşarım. Ona da biblioterapi deniyormuş. Sonradan öğrenmiştim. Evet evet. Ya zaten insanın içerisinde, kendi içinde onu derdi her neyse ondan kurtaracak mekanizmalar var zaten. Nasıl ki grip oluyoruz değil mi? Semptomları azaltmak için ilaç alıyoruz ama aslında vücudumuz savaşıyor işte o virüsle. 2-3 gün sonra iyileşiyoruz. Çünkü içimizde bir iyileştirme mekanizması var. Psikolojik konusunda da var. Bütün psikolojik sıkıntılarımız konusunda da var. Sadece içini dinleyeceksin ne yapmak istiyor için. Kötü hissettiğin zaman ne iyi geliyor sana? Zaten beden otomatik ona yöneliyor yani. Onun sesini duysan zaten çok iyi bir başlangıç yapıyorsun. tuttu arkadaşım şimdi bizim alemlerimizle onların en önemli farkı ne biliyor musun yani bence eğer farksa çok farklı değiller. Hipokrat da Galen de son derece akılcı, bilimin yolunda giden insanlar. Ama özellikle İbn Sina da er de onları kopyalamakla kalmamış. Benim en çok onlara saygı duyma sebebim bu oluyor. Ee, Hipokrat'ın yazdığı külliyatı şu kadar bir kitapta toplayabiliyorsun. O zamanlar zaten ne kadarını onun yazdığı da belli değil. Ama adam sonuçta tıp tarihine damgasını vurmuş birisi tamam mı? Onu okumakla yetinmemiş. Şimdi bugün bile hala e, birçok tez, birçok makale kendisinden önce yazılmış iyi tezlerin, makalelerin kopyası. Aynı şeyleri tekrar yazıyor. Makale diye bastırıyor orada burada. Şimdi İbn-i Sina'dır, Errazi'dir çok ötesine geçmiş. Adam oradan yöntemi öğrenmiş. Aa demiş bak Hipokrat bir sürü hasta görmüş ve onu takip edenler. Gezgin hekimler Hipokrat ve benzerleri bu arada geziyorlar yani sürekli geziyorlar. Bir sürü hasta görmüşler, akla güvenmişler, deneyler yapmışlar, araştırmalar yapmışlar. Onlar da bunu takip ediyor. Kopyacı değiller. Bu açıdan ben çok saygı duyuyorum. Üstüne bir sürü şey koyuyorlar. Tabi aralarında yüzyıllar var. Bir de o dönem şey değil bugün bile hala biz şey zihniyetiyle karşılaşıyoruz. Batının bilim insanları doğunun bilmem neleri ya bilimin doğusu batısı yok işte olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Sen e, bir şifa bir e, bilimsel bulgu nereden geliyorsa gelsin kabul etmen gerekiyor. Eğer geçerliyse eğer sağlıklıysa ayakları yere basıyorsa hiç öyle kompleksler yok o zamanlar ve üstüne dünya kadar şey okuyup kendilerini daha da geliştiriyorlar. Ciltlerce yazıyorlar ya ve boş şeyler de değil. İbn Sina'nın müzik üzerine bir risalesi var. Şaşırdım kaldım yani. Oturmuş uzun uzun müzik hakkında düşünmüş, notalar hakkında düşünmüş. Müzik felsefesi yapmış adam. İlginç yani. Sağ ol Cemilciğim. Sen sağ ol. Evet ya çok güzel. Bir de böyle şey e, tabii herhalde çevir, çevirenlerin de emeği var onları da şimdi şey yapmayalım. E, galiba Arapça bilmiyorum ama galiba Errazi'nin ifade gücü İbn Sina'dan iyi sanırım. Çünkü İbn Sina'nın da ben çevirilerini okuyorum. E, Çevirilerinde hep bir böyle bir kopukluk oluyor. Bir kopukluk hissediyorum ben. Benim eksikliğim de olabilir. Ama Errazi'nin çevirilerini okuduğumda çok daha net anlatmış gibime geliyor birçok şeyi. Çok daha böyle ruha hitap ediyor, kalbe hitap ediyor adamın yazdıkları. Evet 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 kronikçim. Evet değerli arkadaşlar bu akşamlık bu kadar. Fakat serinin devamı gelecek. Önümüzdeki salıdan itibaren yayınlara devam edeceğiz inşallah bir 3-4 bölüm daha tıp tarihi konuşacağız sizlerle. Yıldız ve Arş tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu kanalın içerik üretmesini sağladığınız için. Bugün üye olan insanlara da arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. E, şimdilik bu kadar diyorum. Kaynakları da sabit durumda paylaşacağım. Bazılarını satın almanız gerekebilir. Bazılarına online erişebileceksiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım şifa vermiştir size daha şimdiden. Şöyle bir düşündürtmüştür. Umuyorum. Hoşça kalın.